bana telefonunu atar. Bu arada bir virgül koyayım. Pişman mısınız? Söyleyecek misin? Pişman mısınız? İşte Aylin öğretmeni öldüren cani. Şu an Gayrettepe Asay Şube Müdürlüğü'nden çıkarılıyor. Pişman mısınız? Katil zanlısı şu anda adliyeye sevk edilmek üzere Gayrettepe Asay Şube Müdürlüğü'nden çıkartıldı. Gözaltı süresi sona erdi ve adliyeye sevk ediliyor. Evet, bir baştan görelim. İşte. Oldu, bitti. Vah gidene. Gerçekten evet. Vah. Gidene. Vah gidene ve vah evde kalan yavrulara müdürlüğünden çıkartılıyor. Pişman mısınız? Söyleyecek misin? Pişman? Allah'ın cezaları diyorum. Başka da bir şey diyemiyorum yani. Vallahi. İnsan böyle görünce sizin de olmuyor. Tüyleri diken diken oluyor insanın yani. Evet. Şimdi bu adamın karısı ve çocuklarının günahı ne? O kadın genç yaşta dul bir kadın olarak kaldı. Çocuklar da babasız kaldı. Babasız büyüyecekler. Evet, tabii ki esas acı toprağa gidende. Allah gani gani rahmet eylesin. Onların ailesine durumda. Allah gani gani rahmet eylesin. O kadının ailesine. Kalanlarına sabır versin. Ama ondan sonraki ikinci üzüntü de bu adamın, bu kendini bilmez adamın evindeki çocuklar ve karısı. E tamam, şimdi yani bu kadın ve hem eşi, 3 tane çocuk dünyaya getiren eşi, hem de Aylin öğretmen yanlış davranmış. Evet. Heh. Yani suç yine kadınlarda. Olur mu öyle şey? Kadınlarda değil, kadınlarda değil tabii. Bu adamın yaşan, olur mu? Kadının şanssızlığı işte yani böyle bir adamla tanışması. İşte diyorum ya şimdi yani böyle bu insanları da böyle bakınca seçemiyorsun. Herkes iyi gösteriyor kendini, herkes güzel gösteriyor. Böyle bir yani adamla karşılaşması veya eğer biraz hata varsa hoca hanımın o kültürüyle böyle bir adama evine kalkıp da alması. O yaşantısına ortak etmesi. Eşinin eğitim durumunu bilmiyorum ama diyelim ki eşi de lise mezunu ya da ortaokul mezunu. E işte bu diğer kadın da doktor. Yani üniversite okumuş, üzerine yüksek lisans okumuş, onun üzerine doktorasını yapmış. Evet. Ve de şu anda öğretmenlik yapıyor. Heh. Ders veriyor. Gençleri yetiştiriyor. Demek ki hani ne eğitim örnek seviyesi olacak. Ne o ne bu falan. Yaşantısıyla, hareketiyle, düşüncesiyle. Her şeyle örnek olacak yetiştirdiği öğrencilere Allah rahmet eylesin. Demek ki garip yanı. Beşer şaşar diye bir tabir var. Büyük konuşmamak lazım. Belli bir kültür seviyesinde olanlar da yanlışlığa adım atabiliyor. Çünkü bunun kültürle alakası yok. Bence çok kitap okumakla da bunun alakası yok yani. Bu da başka bir şey. Bu arada hocam bahsetmiştiniz KADES uygulamasını. Hemen bir izleyicimiz WhatsApp ihbar attığına bir mesaj göndermiş. Ben KADES sayesinde ölümden kurtuldum. KADES programını sizin programınızda görüp telefonuma indirmiştim. Sizden ricam bu programı sık sık paylaşın. Bilen bilmeyene söylesin. Artık bayanlar katledilip öldürülmesin. Eğer beni KADES kurtarmasaydı 10 günlük eşi tarafından katledilerek öldürülmüş bir eş, en önemlisi 3 çocuklu bir anneydim. Ama bin şükür hayattayım. Allah Allah. Yani 3 çocuklu bir hanımefendi bir başkasıyla evlenmiş 10. gününde. Eşim beni katledecekti. Ben bir de 3 çocuklu bir anneyim ama bin şükür hayattayım. Ev hanımıyım. Çok fazla sosyal medyadan haberdar olamıyoruz. Çoluk çocuk, bulaşık, yemek, temizlik derken. Ama iyi ki Müge Anlı var. Allah'ın bir değil bin razı olsun. Lütfen KADES programını Türkiye'de herkes birbirine yaysın. Ben kurtuldum. Onları da kurtarsınlar diye bütün mesaj gönderiyorum. Bütün kadınlar o KADES programını indirmeliler. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.